Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Ankara Kadın Platformu aramızda. Ankara Feminist Kolektifi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu aramızda. Kampüs cadıları aramızda. Emek Partisi, Halk Evleri, Eğitim Sen ve HDP'nin tüm bileşenleri aramızda, tüm misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyor, onur verdiniz. 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren maden işçilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileyerek toplantımızı açmak istiyorum. Göz göre göre meydana gelen bu facianın sorumlusunun emekçi düşmanı, insan hayatını hiçe sayan, hırs ve talan politikalarından vazgeçmeyen hükümet olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, ülkeyi sadece emek alanında değil, her alanda karanlığa sürükleyen, demokratik siyasete ve halkın temsilcilerine tüm gücüyle saldıran, gözaltılarla, tutuklamalarla, katliamlarla, yerel yönetimlere yönelik gasp girişimleriyle bir sabah yayınladıkları kanun hükmünde kararnameler listeleriyle bu ülkenin nefes borularını tıkayan bir iktidar var karşımızda. Ama bu karanlık karşısında kadınları, işçileri, emekçileri, Kürtleri, siyasetçileri, akademisyenleri, yazarları ve son olarak da barış çınarımız Sayın Ahmet Türk'ü rehin almaya çalışan bu hukuk tanımazlık karşısında insanlık onurunun mutlaka kazanacağına dair inancımız bugün bir kez daha perçinlenmiştir. Geçtiğimiz haftadan beridir AKP hükümetinin hazırladığı cinsel istismar yasa tasarısını tüm gücüyle karşı koyan kadınların mücadelesi bu sabah itibariyle sonuç verdi. Ve hükümet tasarı konusunda geri adım attı. Kadınlar olduğu sürece umudun tükenmeyeceğini, yani kadınlar olarak hep beraber direnirsek mutlaka kazanacağımızı bir kez daha gördük. Kadın mücadelesi tarihi açısından böylesi önemli bir haftada, yani 25 Kasım'a yönelik, 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü haftasında tecavüzü meşrulaştıran ve çocuk istismarcılığını koruyan bir tasarının yasallaşması ayıbından da şimdilik geri dönülmüş oldu. Fakat bilinsin ki bundan sonraki sürecin de takipçisi olarak ve kadınlar, siyasetçiler olarak bu yasa tamamen iptal edilene kadar ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Böylesine önemli bir günde ve tarihi bir kazanım anında kadın özgürlük mücadelesine olan inancını ve bağlılığını her fırsatta yineleyen eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın rehin tutulduğu Kandıra cezaevinden yazdığı mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler her şeye rağmen inadına özgürlük, inadına barış ve demokrasi demeye devam ediyoruz. Özellikle de 25 Kasım'da ve her gün şiddete, zulme, ayrımcılığa karşı mücadele eden kadınların duruşu çok hayati bir rol oynayacak. Bu karanlık kadından aydınlanacak. Son günlerde gelişen cinsel istismara af yasasına karşı geliştirilen birleşik mücadeledeki duruşu selamlıyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı kadın direnişi ve dayanışmasının her türlüsünü kuşananlar belirleyecek anı ve geleceği. Erkek, devlet şiddetine tapanlar
bu şiddeti ve tecavüzü, istismarı kutsayanlar karşısında kadınlar ve tüm insanlık için barışçıl, eşit bir yaşama inanmak suçsa hep birlikte bu suçu işlemeye devam diyoruz. Şiddetin amacı korku yaymak, teslim almaktır. Bu şiddete en esaslı cevabı korkmayan, teslim olmayan kadınlar verebilir. Şiddetin, yoksulluğun, güvencesizliğin, eşitlik ve küçümsemenin duvarlarıyla hapsedilen tüm kadınlar için iyilik ve cesareti kuşanmanın, ilham olmanın zamanıdır. Hiçbir zulüm ve şiddet iktidarı kadınların yaşam ateşini söndürmeyi başaramadı. Şimdi halklarımızı aydınlatacak yaşam ateşini yine kadınlar taşıyor. Her şey çok zor görülebilir. Kadına ve yaşama düşmanlık dört bir koldan hücuma geçmiş olabilir. Ama işimizin kolay olduğunu kim söyledi ki? Bizim işimiz zoru başarmak ve inanıyorum ki başaracağız. Kadın dayanışması ve direnişiyle her yerde ve her koşulda ölümden, zordan, nefretten beslenenlere karşı haykıracağız. Kadın, yaşam, özgürlük. Bir kez daha siyasi irademizin teslim alınamayacağını, kadınların özgürlük aşkına ihanet etmeyeceğini görecekler. Umutla, inançla, sevgiyle. Figen Yüksekdağ. Eş Genel Başkanımızın bu anlamlı mesajı vesilesiyle bir kez daha tüm kadınları saygıyla selamlıyorum ve grup toplantısımızı konuşmasını gerçekleştirmek üzere parti sözcümüz ve Kars Milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen'i kürsüye davet ediyorum. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün bu kürsüden eş genel başkanlarımızın konuşması gerekiyordu. Belki bu oturumu grup başkan vekilimizin yönetmesi gerekiyordu. Aralarınızda bizimle birlikte oturması gereken arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız 18 gündür rehin tutuluyorlar. Bu tablo, bu fotoğraf Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak, bir büyük ayıp olarak geçmeye devam ediyor. Söylenecek çok söz var ve söylemeye devam edeceğiz. Ama şimdi sizlere bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf Pınarhisar cezaevinden. Yüksek güvenlikli yalıtım yapılarak, duvar kağıtları değiştirilerek, yerlerdeki halılar yenilenerek ve toplu röportajlar bile yapılarak kuzu kuzu yatılan Pınarhisar cezaevinden. Fotoğraftakileri belki uzaktan tanıyamayabilirsiniz. Taverna dünyasının, gazino dünyasının ünlüleri. Hatıra fotoğrafı çektirilmiş Pınarhisar cezaevinden. Ve bugünkü fotoğraf. Buradan göstermeme gerek yok. Hükümete yakın gazeteler bugün zaten ilk sayfa haberi yaptılar. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri dahil ziyaretçilerin görüştürülmediği kriminalize edilerek haber yaptırıldı. Takdir kamuoyunun. Ama özellikle milletvekillerinin cezaevi ziyaretiyle ilgili Sayın Adalet Bakanı'na hükümlü ve tutukluların ziyaretiyle ilgili yönetmelikteki bir cümleyi tekrar okumak istiyorum. Cümle çok kısa, 3,5 satırdan ibaret. Yorumlanacak, tartışılacak hiçbir tarafı yok. 40. maddede hükümlü ve tutuklularla milletvekillerinin nasıl görüşeceği tarif edilmiş. Milletvekillerinin
ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklularla görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler ceza infaz idaresine bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret biçiminde görüşebilirler. Değerli arkadaşlar, bir Adalet Bakanı'nın okuduğu 3,5 satırı anlamamasına ihtimal yok. Bu yönetmeliğe Adalet Bakanı uymayacaksa hala cezaevleriyle ilgili takdir yetkisi olduğunu düşünerek bu keyfiliğe, bu hukuksuzluğa devam edecekse söylenecek başka söz yok. Ama Adalet Bakanı'nın bu keyfi uygulamasının da bir gün hesabının sorulacağını umarım görüyordur, umarız farkındadır. Eğer başka bir yönetmelik yoksa, bir paralel anayasa yoksa, bir gizli yasa yoksa bu yönetmelik Adalet Bakanı'nı da galiba herkesten çok, herkesten önce bağlar. Değerli arkadaşlar, dün yine bir gece yarısı darbesiyle karşı karşıya kaldık. Bugün kendisi de açıklama yapacaktır ama Meclis Başkan Vekilinin rutin biçimde bu hafta genel kurulu yönetmesi gereken ismin, milletvekilimiz Sayın Pervin Buldan'ın genel kurulu yönetmemesi için meclis başkanı yazılı bir talimat gönderiyor. Bir ülkede meclis başkanı meclis başkan vekillerine ulaşmıyor, ulaşamıyor, diyalog kurmuyor, konuşmuyorsa o ülkede darbe vakayı adiyeden olur. O çok sevdiği, meclis başkanının da çok sevdiği şairin ifadesiyle söyleyeyim. Yoğurttan hükümetlere, mukavvadan hançer değil ama çok daha ağır bedelleri olan, çok daha kanlı bedelleri olan darbeler tam da siyasetteki diyalogsuzluğun bir sonucudur. Elbette biraz önce grup başkan vekilimizin de söylediği gibi gece yarısı Cumhurbaşkanı'nın Anadolu Ajansı'na verdiği demeçle istismar yasasının meclis gündeminden şimdilik çıkartılmış olması sevindirici. Yeterli değil ama sevindirici. Keşke sokaktaki tepkiyi, toplumdaki duyarlılığı, hassasiyeti iktidar partisi ve mecliste çoğunluğu bulunan partinin yöneticileri görebilseydi, okuyabilseydi ve Cumhurbaşkanı'nın gece yarısı meclise talimatıyla değil ama halk iradesine duydukları saygıyla keşke bunu geri çekebilselerdi. Sizlere bir resim daha göstereceğim. Bu resimde de siyasetin sorumsuzluğu yüzünden, siyasetin vurdum duymazlığı yüzünden, ülkeyi yönetenlerin her şeyi takdir diye, kader diye geçiştirmesi yüzünden Siirt'teki madende 6 tanesinin cenazesine ulaşılmış olsa da hala ulaşılamamış olanların da resimleri var. Sadece evlerine helal lokma götürmek için, sadece çocuklarına helal lokma götürmek için yine oradaki bir işçi yakınının ifadesiyle koyunların bile güven içerisinde otlatılamayacağı bir yerde, bir mekanda, bir coğrafyada çalışmaya mecbur, çalışmaya mahkum bırakılmış ve bunun bedelini hayatlarıyla ödemişler. Umut ederiz, dileriz ki şimdiye kadar ulaşılamayanlar sağ kurtarılsın. Ama hükümet temsilcilerinin sözleri de en az ölüm kadar acı. Madene uzaktan bakıp ihmal olmadığını anlayan bir sağlık bakanımız var. Hadi enerji bakanı lütfetmiş, dürbünle bakmış. Ama sağlık bakanı uzaktan
gözleriyle bakıyor ve ihmal olmadığını anlıyor. Tıpkı Soma gibi. Sadece protesto edenlerin gözaltına alınması manzarasıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, eğer belediyelere, belediyelerimize aylarca, hatta bazen yılları aşacak uzun görevlendirmelerle müfettiş görevlendirdikleri kadar madenlere denetlemek için müfettiş gönderselerdi, belki o 6 insan, belki 16 insan toprağın altında olmayacaktı. Ama kar hırsı, gözü dönmüş, daha çok kazanma, daha çok zengin olma hırsı uğruna Zonguldak'ta da, Soma'da da, Ermenek'te de, Siirt'te, Şirvan'da da insanlarımız toprağın altındalar. Ve bütün bu utanç tablosuna rağmen haberler filanca sayıda cesetle birlikte 6 tane iş makinesine ulaşıldı diyebiliyor. Bilmem kaç tane kamyona ulaşıldı diyebiliyor. İnsanın bu kadar değersiz olduğu bir dünya görüşüyle, bir siyasetle ne yazık ki daha çok insanımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün de güne ülke bir olağanüstü hal kararnamesiyle uyandı. 16 bin civarında insan sorgusuz sualsiz işinden atıldı. Ekmeğinden oldu. Rakam olarak söylemesi kolay. Ama 16 bin yuva ekmeksiz kaldı. 16 bin ev işsiz kaldı, umutsuz kaldı. Ve nasıl bu tabloyu dile getirenler, bu duruma dikkat çekenler mağdur edebiyatıyla suçlanıyorlarsa, aynı anlayış, aynı yaklaşım ısrarla ve tekrar devam ettiriliyor. Önümüzdeki günlerde Öğretmenler Günü, biz Öğretmenler Günü'nü başka bir gün anıyoruz. Çünkü 24 Kasım 12 Eylül'ün bize armağanı. Ama örneğin on binlerce öğretmeni işsiz bırakanlar birkaç gün sonra törenlerde boy gösterecekler, nutuk atacaklar. Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar baş tacı olduğunu söyleyecekler. Bize Hazreti Ali'nin sözünden bahsedecekler. Bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olmaktan söz edecekler. Ne yüzle bunu yapacaksınız? Hiç utanmıyor musunuz 15 bin tane insanı sorgusuz sualsiz işsiz bırakırken? Yüzlerce derneğin kapısına mühür vurdunuz. Geçen hafta da söyledik. Bu derneklerin bir kısmının yöneticileri hangi örgütle ilişkilendirildiklerini bile bilmiyorlar. Yani neyle bağlantı kurularak, neyle iltisak ettirilerek derneklerinin kapısına mühür vurulduğundan bile habersizler. Değerli arkadaşlar, iki gün önce de Dünya Çocuklar Günü'ydü. Ve tabii biz artık ne yazık ki her Dünya Çocuklar Günü'nde, yani 20 Kasım'ın yıl dönümünde, 21 Kasım'da 2004'te 12 yaşında 13 kurşunla hayatını kaybeden Uğur'u da hatırlıyoruz. Uğur Kaymaz ayağında terlikle evinde babasının yanında ve katledildikten sonra yanına boyu kadar bir silah bırakılmış olarak terörle mücadele adına Türkiye tarihine armağan edildi. Biz bütün değerlendirmelerimizde, bütün anmalarımızda Uğur'u da, Berfin'i de size hatırlatacağız. Hoşunuza gitmese de, rahatsız olsanız da hatırlatacağız. Tıpkı Samsun'da açlıktan ölen Kübra bebek gibi hatırlatacağız. Çocuklar bu dünyanın gerçek sahipleridir. Çünkü dünya ekoloji hareketinin dediği gibi sadece bize atalarımızdan miras kalmamıştır. Çocukların bize emanetidir. Yine ...25 Kasım kadına yönelik şiddetle ilgili grup başkan vekilimiz zaten son derece net mesajlar verdi. Biz öncelikle bu istismar yasasının
durdurulmasında gösterdikleri duyarlılık, çaba ve başarı için kendilerini kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Türkiye onlara çok şey borçlu. Tıpkı yıllar önce ceza kanununda hükümeti nasıl gerilettirirlerse, nasıl geri adım attırdılarsa yine onlar başardılar. Evet, yöntem meclisin itibarı açısından onur kırıcı, yürütme organının sorumsuz kanadının parlamentoya talimat vererek yasayı çekmiş olması onur kırıcı, ama biz biliyoruz ki ve kadınlar bize öğretti ki bütün kazanımlar toplumsal mücadelelerin eseridir. Değerli arkadaşlar, ekonomiyle ilgili, ekonomik gelişmelerle ilgili aslında çok uzun değerlendirme yapmaya gerek yok. Sabahleyin havaalanında başbakan elle gelen düğün bayram diyor. Yani bu kadar derin bir analizi herhalde ekonomistler, ekonomi hocaları aylarca düşünseler bulamazlar. Ekonomik Koordinasyon Kurulu yoğunluktan değil, aslında yoğun çaresizlikten dolayı toplanmıyor değerli arkadaşlar. Çünkü bu zihniyetle, bu yaklaşımla dövize müdahalenin, dövizin bu kadar hızlı yükselmesinin ya da Türk lirasının bu kadar hızlı değer kaybetmesinin bir risk, bir tehlike oluşturduğunun bile farkında değiller. Muhtemelen maaşlarını dolarla alan troll yazarlar, dolsa da olur, dolmasa da olur diyorlar. Evet, milletin cebinde dolsa da olur, dolmasa da olur. Ama onların cebine her zaman dolar. Onların kasasına her zaman dolar ve bu yaklaşım, bu anlayış Türkiye'ye son bir haftada değerli arkadaşlar sadece dış borç yükünü %4 artırma mirası bıraktı. Yani bir haftalık vurdum duymazlık, sorumsuzluk ve tabii bir haftalık değil aslında, 14 yıl bir haftalık vurdum duymazlık, sorumsuzluğun bedelini hepimiz dar gelirli sadece borcunu bir haftada %4 artırarak ödemek zorunda kalacak. Ve Başbakan bütün bu tablonun sorumlusu olarak sadece Trump'ı gördüğünü ilan etti. Yani bizim uğradığımız zararın sorumlusu Amerikan seçmeni. Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye'deki ekonomik sorumluluğu üstlenenlerin hiçbir suçu, hiçbir kusuru yok. Değerli arkadaşlar, 1998 yılında 28 Şubat döneminde Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe görevinden alındı. Yerine de o dönemin Melik Gazi Belediye Başkanı Öz Haseki atandı. Birisi görevden alınan Cumhurbaşkanının danışmanı şu anda, yerine atanan da Çevre Şehircilik Bakanı. Tabii çok uzak örneklere gitmeye gerek yok. Bizatihi Cumhurbaşkanının kendisi İstanbul Belediye Başkanıydı. Onun yerine de Ali Müfit Gürtün'a göreve getirilmişti. Ama o zamankiler bugünkülerden daha insaflıydı galiba. Hiç olmazsa kendi partilerinden, kendi meclis üyelerinden, kendi belediye başkanlarından kayyum atanmasına izin veriyorlardı. Yönetici tayin edilmesine fırsat veriyorlardı. Ama bu tablo gösteriyor ki mağdur olmak haktan yana olmaya yetmiyor. Mağdur olmak ahlaklı olmaya yetmiyor. Mağdur olmak adil olmaya, insanca davranmaya yetmiyor. Mağdur olmak, evet, siyasette bir yerlere gelmeye yetiyor. Popülist siyasette bazen prim yapıyor ama adil ve erdemli olmaya yetmiyor. Çok örnek var ama sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. İsrail'de, Kudüs'te ezan yasaklandı ve Hristiyanların yoğun bulunduğu bir şehirde kiliseler kendi kiliselerinden ezan yayınladılar. Bari başka yerden ders almıyorsunuz, hiç olmazsa yeni dostunuz İsrail'e bakın. Orta Doğu'ya bakın, hiç olmazsa bu tablodan utanın. Belediye başkanlarını cezalandıracak olan, yargılayacak olan, hesap soracak olan halktır. Bunu sandıkta yapar. Milletvekilleriyle ilgili göreve getiren nasıl halksa, seçen,
emaneti teslim eden nasıl halksa, görevden geri alacak olan da halkın kendisidir. Eğer siyasette yargı sopasına bir kere başvurmaya kalkarsanız, yargı sopasıyla kazanamadığınız belediyeleri almaya bir kere yeltenirseniz, milletvekillerinin koltuklarına heveslenirseniz ve oraya dair başka hesaplar yapmaya başlarsanız, bu işin ucu başka operasyonlara gider. Mesela son günlerde yeniden sahneye çıkan iktidar partisinin, AKP'nin kurucularından hani meşhur sifon çekmeyle sorumlu şahsın yeniden toplantılar düzenlediği söyleniyor. O zaman siyasette operasyonlardan dert yanmayacaksınız. Çünkü herkes hatırlayacak, yine böyle bir kriz anında demişti ki kendisi, kullanın sifonu çekmeyin. Çünkü çok kullanışlıdır. Değerli arkadaşlar, biz kimsenin siyaseten operasyonlarla bitirilmesini, sifon çekilerek götürülmesini falan istemiyoruz. Yeter ki gölge etmesinler. Yeter ki siyasete bu şekilde müdahale ederek kazanamadıkları belediyeleri gasp etmeyi, belediyelere el koymayı bir alışkanlık haline getirmesinler. Ve biraz önce yine arkadaşlarımız andılar. Şimdiye kadar çok darbe görmüş, çok işkence tezgahı görmüş ama boyun eğmemiş, teslim olmamış Ahmet Türk'ü bile gözaltına alabilecek kadar korkuyorsunuz, bu kadar çaresizsiniz. Dış politikada hani o meşhur sözde olduğu gibi, nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmuyor. Çünkü gerçekten nereye gideceğini bilmiyor. İktidarının ilk yıllarında yine hepiniz hatırlayacaksınız, bugünkü Cumhurbaşkanı, eğer Avrupa Birliği'ne bizi aday yapmazsanız, yani aday adaylığından adaylığa terfi etmek için kapı kapı dolaştıkları zaman diyordu ki, Avrupa Birliği'ne aday yapmazsanız NAFTA'ya gireriz. NAFTA neresi? Şimdi Trump bile NAFTA'dan umudu kesmiş durumda. Dün Avrupa Birliği'ni NAFTA'yla tehdit edenler, Türkiye'nin NAFTA'ya üye olabileceğini sananlar, şimdi de aynı şeyi Şangay Beşlisi için düşünüyorlar. Elbette blok tercihi yapabilirsiniz, elbette pozisyon değiştirebilirsiniz, ittifaklarınızı değiştirebilirsiniz. Ama gideceğiniz yerin kurallarını siz koymazsınız. Oranın kuralları varsa ya o kuralları uymayı göze alırsınız ya da toplumu kandırmazsınız, toplumu oyalamazsınız. Şimdi Şangay'a girmek istiyorsunuz ama Şangay'a girmek için de Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz başkanlık koltuğuna oturmamış şahsı ziyarete gitmek için çaba sarf ediyorsunuz. Şangay'a girmenin yolu Amerika Birleşik Devletleri'nden mi geçiyor? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Değerli arkadaşlar, dış politikada coğrafya belirleyicidir. Nasıl ana babalarımızı biz seçmiyorsak, doğduğumuz topraklara da biz karar vermedik. Bu toprakların, bu coğrafyanın kaderinde Kürtlerle Türklerin, Arapların, Farsların birlikte barış içinde yaşaması var. Dolayısıyla Türkiye'de birilerini ya büyürsünüz ya küçülürsünüz diye korkutanlara şunu hatırlatmak isteriz. Büyümek istiyorsanız Kürtlerle barışacaksınız. Küçülmekten korkuyorsanız, küçülmek istemiyorsanız yine Kürtlerle barışacaksınız. Başka çareniz yok. Ve Kürtler sizden çok şey istemiyor. Sadece Pakistan ziyaretinizde Keşmirliler için ne istediyseniz sizden onu istiyorlar. Moro'da Moro Müslümanları için Filipinler'den ne istediyseniz sadece onu istiyorlar. Sorunu diyalogla, konuşarak çözelim diyorlar. Ama siz Kürtlerle konuşmayı değil, savaşmayı tercih ediyorsunuz. Öyle ki Nusra'yla, bütün dünyanın terör örgütü olarak gördüğü Nusra'yla ittifakı, ilişkiyi, işbirliğini bile içinize sindiriyorsunuz. Ama ne kendi içinizdeki Kürtlerle ne komşunuz olan Kürtlerle barışmayı göze alamıyorsunuz. Bu mantıkla giderseniz bu işin sonu Birleşmiş Milletler komisyonlarında da,
Ve ne yazık ki Amerikan mahkemelerinde de kara para aklamadan terörün finansmanına kadar canınızı çok yakacak. Onun için Amerika'ya bakanlarınızı Gülen'i istemesi için gönderiyorsunuz. Ama bir süre sonra anlaşılıyor ki bakanlar Gülen'i değil Rıza'yı istiyorlar. Çünkü biliyorlar Rıza konuşursa ortalık karışacak. Gülen'i getirip ne yapacaklar? Gülen gelir burada konuşursa zarar verir. Ama Rıza Amerika'da konuşursa zarar verir. Bunu gayet iyi biliyorlar. Onun için Gülen'e niyet edip buradan uçuyorlar. Amerika'ya indikten sonra Rıza'yı almanın derdine düşüyorlar. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın performansını tabii konuşmaya bir grup toplantısı yetmez. Çünkü dün itibariyle bir kez daha gördük ki meclisteki muhalefet boşluğunu çok iyi görmüş. Gündüz Tarım Kongresi'nde et fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmiş. Gece yarısı da istismar yasasının çekilmesi için talimat verme kararı almış. Bu gördüğü muhalefet boşluğu üzerine sergilediği bir performans olsa gerek. Yani anlayacağınız en güzel muhalefeti de o yapıyor. En doğru rektörü de o seçiyor. En iyi resti de o çekiyor. En iyi manevrayı da o yapıyor. Ve şimdi bütün Türkiye ona bir anayasa yapmanın telaşı içine sokuluyor. Değerli arkadaşlar, anayasa konusunda Türkiye'de sivil toplum, partimiz, sendikalar yoğun çaba sarf ettiler. Bu işte azıcık uğraşan herkes bilir ki 80 milyonun kaderi 8 kişiyle kapalı kapılar ardında belirleniyorsa ona anayasa denmez. Anayasa yapabilirsiniz. Sana anayasa yapılabilir ama anayasa yapılamaz. Anayasa toplum sözleşmesidir. Anayasa aynı zamanda toplumsal katılım demektir. Birlikte yapmak, birlikte inşa etmek, birlikte yaşamanın sözleşmesini yapmak demektir. Ama onun derdi kendine yasa yaptırmak olduğu için bu durumu anayasa yapma süreci diye tarif edebiliyor. Değerli arkadaşlar, fiili durumu yasal statüye kavuşturma derdiyle parlamentodaki bir muhalefet partisi de bu duruma destek olmanın, dayanışma sergilemenin telaşı içerisine girmiş durumda. Özellikle bir temsilcileri, çok iyi koku alan bir temsilcileri bu yeni teklifte Türk milliyetçiliği kokusu aldığını söylemiş. Siz bu aldığınız kokuyla halının altına süpürdüğünüz pisliğin kokusunu örtebilir misiniz bilmiyoruz. Kim kime eklemlenmiş çok umurumuzda değil. Siz parti içi muhalefeti tasfiye etmek için birilerinin başkanlık hesabına ram olmuş olabilirsiniz. Aynı şekilde 316 milletvekiline sahip iktidar partisi de bir kişiyi başkanlığa taşımak uğruna sizin kuyruğunuza takılmış olabilir. Herkes istediği yerde olabilir ama bizim bu kokularla falan işimiz yok. Bir ülkede demokratik anayasa, barış anayasası nasıl yapılırsa biz onun derdinde, onun arayışında olacağız. Ve parlamentoda 3 partiyle, partimiz dışlanarak, partimiz yok sayılarak anayasa yapma, anayasa yazma arayışı sürerken buna itiraz etmeyen, buna yeterince yüksek sesle net tepki koymayan, tavır koymayan CHP de şimdi bu pazarlığa bir yerinden girmeye dahil olmaya çalışıyor. Siz aslında HDP dışlanırken masadan zaten dışlanmıştınız. Ama daha yeni anladınız dışlandığınızı. Tıpkı eş genel başkanlarımız, grup başkan vekilimiz ve milletvekillerimizin parlamentodan atılması için o ucube yasa, o darbe düzenlemesi parlamentodan geçirilirken nasıl 3 parti birlikte evet dediniz ve bugün bu ayıbı Türkiye siyasetine, bize, demokrasi isteyenlere yaşatıyorsanız yine aynı ayıba, aynı suça ortak olmak istiyorsunuz sadece. Bölünmeye karşı miting düzenleyecekler. Kartal'da teslim olmayacağız diyenlerle yan yana durmaya cesaret edemediler. Ama Adana'da bölünmeye karşı miting düzenleyecekler.
Bence Adana'nın havasına uyun. Ne şiş yansın, ne kebap mitingi düzenleyin. Ortaya karışık bir demokratlıkla muhalefet de ancak bu kadar olur. Çünkü yanı başınıza baksanız, Irak'a, Suriye'ye baksanız görürsünüz ki tek tipçilik böler, çoğulculuk bir araya getirir. Yanı başınıza baksanız dışlamanın böldüğünü, ayrımcılığın, yok saymanın, inkarın, asimilasyonun böldüğünü görürsünüz. Ama çoğulculuğun, katılımın barıştırdığını, birleştirdiğini, bir araya getirdiğini görürsünüz. Değerli arkadaşlar, 7 Haziran seçimleri öncesinde yine sarayın anket firmaları bizi %7, %8 civarında gösteriyorlardı. Şimdi yine galiba büyük iş almışlar, aynı rakamlarla anketler yayınlıyorlar. O zaman parti olarak seçime girmeyelim, yani beylerin oyununu bozmayalım, 330 heveslerini kursaklarında bırakmayalım diye anket firmalarını kullandılar. Şimdi de parti kapatılırsa bir şey olmaz, kayyum atanırsa bir şey olmaz, milletvekilleri, eş başkanları tutuklanırsa bir şey olmaz dedirtmek için anket firmalarına yüklü paralar ödüyorlar. Değerli arkadaşlar, biz buraya hangi zorluklar içerisinde geldiğimizi biliyoruz. Kime ne borcumuz olduğunun farkındayız. Ve Diyarbakır'da mitingimizi bombalatarak, Adana'da, Mersin'de yine partimize bomba attırarak, 10 Ekim'de sadece barış istemek için Ankara'ya gelenleri göz göre göre katlettirerek bu partinin buraya gelmesini engellemeye çalıştınız. Biz kime ne borcumuz olduğunun gayet net farkındayız. Ve nerede duracağımız, hangi görevi, sorumluluğu nasıl yerine getireceğimiz konusundaki kararımızı da Bingöl'de seçim çalışmalarında katledilen, yargısız infaz edilen Hamdullah Öğe ile birlikte vereceğiz. Onu unutmadan, onun üzerimizdeki büyük vebalini, büyük sorumluluğu unutmadan vereceğiz. Yine İstanbul Arnavutköy'de seçim çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Erkan Öztürk'ü unutmadan vereceğiz. Erkan Öztürk'ün ailesine Sayın Demirtaş eş genel başkanımız ziyarete gittiğinde ailesi aynen şöyle diyor taziye ziyaretinde. Sizi çok severdi. Partisini çok severdi. Günlerdir sadece uyumak için eve geliyordu. HDP'yi anlatmak için gezmediği mahalle, girmediği sokak, ev kalmadı. Partisi için canını verdi. Biz partisi için canını verenlerin sorumluluğunu içimizde hissederek, omuzlarımızda hissederek karar vereceğiz. Yine Erzurum'da ilk defa 7 Haziran'da, 7 Haziran seçimleri dolayısıyla Erzurum meydanına çıkma imkanını bulmuş, gözü yaşlı 70 yaşındaki ihtiyarların duygularını, umutlarını unutmadan karar vereceğiz. Erzurum'da seçim aracının içerisinde yakılarak öldürülmeye çalışılan Aydın Taşkesen'i unutmadan karar vereceğiz. Biz sizin iç tüzük dehlizlerinde, karanlık localarda yapacağınız hesaplarla nerede duracağımıza, nasıl duracağımıza, ne yapacağımıza karar vermeyeceğiz. Biz karar verirken Ceylan Önkol'un gözlerini unutmayacağız. Biz karar verirken cenazesi günlerce sokakta bekletilen Taybet Ana'yı unutmayacağız. Biz karar verirken çocuğunu kokmasın diye buzdolabında saklayan anaları unutmadan karar vereceğiz. Ama şunu da siz bilin ki ne sizin umduğunuz, sizin hesap ettiğiniz gibi buraları size terk ederek, size teslim ederek gideceğiz. Ama ne de buradaki oyunun figüranı olacağız. Daha açık, daha net söyleyeyim. Ne bu deveyi güdeceğiz, ne bu diyardan gideceğiz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Biz halk toplantılarını yapmaya devam edeceğiz. Tartışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bizim için, bizi buralara bir davayı savunmak için gönderen halkın vereceği karar, onun sözü,
Onun çağrısı bizim için her şeyden daha değerli. Dolayısıyla da bu toplantıları, bu tartışmaları nihai karar için devam ettireceğiz. Şimdilik buradayız, burada olacağız. Siz istemeseniz de, size rahatsızlık versek de. Hepinize saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.